Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış. Herkese merhaba. Bu hafta Salı günü yine TKP'nin sesinde Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programında bir aradayız. Merhaba, hoş geldiniz. İlginç bir hafta geçirdik. Kaosla başlayan ve kaosla biten bir sokağa çıkma yasağı yaşadık. Cuma gecesi yasak saatler kala kamuoyuna duyurulunca insanlar sağlık önlemlerini bir kenara atarak alışverişe çıktı. Pazar gecesi yasak bitmeden birkaç saat önce İçişleri Bakanı Soylu istifa etti. Yasağın kalkmasından kısa süre önce de istifanın Erdoğan tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Ve bu kez Soylu yanlıları sokağa döküldü. Önce bu iki günle başlayalım. Nasıl değerlendirmek gerekiyor sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşananları? Evet, herkese merhaba. Cuma akşamı yaşananlarla ilgili çok söylendi, yazıldı, biz de yazdık. Bu nedenle fazla uzatmak istemiyorum. Ancak 4 aydır dünya gündeminde olan, bir ayı aşkın süredir de ülkemizi etkileyen bir salgın sırasında bu kadar düşüncesizce bir hareketin nedenlerini irdelememiz gerekiyor kısaca. Bir kere birincisi, bu iktidarın yapısal bir özelliği var. Kendilerini özgür ve sorumsuz hissediyorlar. Her tür eleştiri ve karşıtlık terör destekçiliği diye adlandırılıyor. Azıcık da olsa bir denetim söz konusuydu eskiden devlet içinde. Bunlar tamamen ortadan kalktı. Halk büyük ölçüde örgütsüz. AKP'nin içinde de bir fren mekanizması yok açıkçası. Siyasetin içindeyiz, hepimiz biliyoruz. Denetimsiz kalan en aklı başında birikimli kişiler dahi saçmalamaya, giderek herkesten farklı olduğunu düşünmeye başlıyor. AKP şu anda üstüne kayıtsız şartsız biat eden, kendi sorumluluk alanında ise astığı astık kişilerden oluşuyor açıkçası. Buradan bir düzen olmaz, buradan bir düzen çıkmaz. Burada çıkar grubu refleksleri olur, karmaşa olur. İkincisi, halk için zerre kaygılanmıyorlar. Bu iktidar hemen her gündemde buradan nasıl yararlanırız, ne elde ederiz, bununla rakiplerimizi nasıl zor duruma düşürürüz, işte buradan ne kadar para kazanırız güdüsüyle hareket ediyor. Hatırlayalım, deprem sırasında ne demişlerdi? Algı çok iyi diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Üçüncüsü, iktidarın iç çelişkileri giderek derinleşiyor. İlk başta sözünü ettiğim başına buyruklukla birleşince gerçek bir kaos ortaya çıkıyor. Bakanlar birbirlerinin ayağına basıyor, çelme takıyor. O onun adamı, şu bunun adamı. Bir de bütün bu dengeleri gözeterek herkesin ayağına basma yetkisine sahip tek bir kişi var. Dördüncüsü ve belki en önemlisi, zayıfladıkça temsil ettikleri ve dayandıkları sermaye sınıfının, patronların tepkilerini, ihtiyaçlarını daha da önemser hale geliyorlar. Patronların önemli bir kesimi genel bir sokağa çıkma yasağı istemiyor, buna karşılar. Gerçi bunun tersini söyleyen patronlar da oldu ama genel eğilim sokağa çıkma yasağı istemiyorlar. İki günlük sokağa çıkma yasağında da tereddütlerin, kirlikli davranışın, hükümet açısından söylüyorum, bir nedeni bazı sektörlerden gelen itirazlar. Bunu da biliyoruz. Beşincisi, çok kısa söyleyeyim, bilgisiz ve beceriksizler. Bütün bunları sıraladıktan sonra gerçekten şaşırmamak gerekiyor yaşananlara. Peki iki günlük bir sokağa çıkma yasağının salgınla mücadelede işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Bu soruya ayrıntılı bir yanıt uzmanlık gerektirir. Partimizdeki hekimlerin, bilim insanlarının değerlendirmesi bunun bir yarar sağlayamayacağı doğrultusunda. Başından beri yaşamsal olmayan sektörlerde üretimin durması ve işçilerin ücretli izne çıkması gerektiğini söylüyoruz. Bununla paralel olarak 15 güne yayılan bir sokağa çıkma yasağı konsaydı şu anda gerçekten salgın kontrol altına alınmış olur. İki günlük yasak, bir de üstüne açılış ve kapanıştaki kaosu eklersek buna yarardan çok zarar getirmiş olmalı. Çünkü bilim bunu söylüyor. Bu süreçte bilim kurulunun istifa ettiği ama Sağlık Bakanı'nın bunu engellediği söylendi. Başarısızlık o kadar açık ki bunlar doğal. Ancak geç kaldılar. Bilim kurulunun istifa etmesi gerektiğini ilk Bilim ve Aydınlanma Akademisi gündeme getirdi ve bir çağrı yaptı. Çok doğruydu bu çağrı. Nedeni de açıktı. Bilim kurulunun ne önerdiği açıklanmıyor.
ve hükümet bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan işler yapıyor. İstifa etmiyorsanız ortaksınız bunları, bu politikalara. Ama bazı bilim kurulu üyeleri farklı düşünüyor. Bunu çevreleriyle paylaşıyor. Bunları duyuyoruz. Hatta bir kısım medyaya da açıklamalar yapılıyor. Çok utangaç bir biçimde. Ama orada durarak bütün bu yanlış politikaların meşrulaşmasına hizmet ediyorlar. Ettiler. Ciddi bir süre de geçti üzerinden. Yoksa kimsenin böyle bir konuda bir bilim insanına ya da bilim insanlarına neden sarayın teklifine evet dediniz de bilim kuruluna girdiniz diye bir eleştiride bulunması söz konusu olamaz. Bu toplumsal bir sorumluluk. Saraya kahvaltıya gitmiyorlar. Ancak bilim insanlarının toplumsal sorumlulukları var ve kurul içerisinde de var. Bu saatten sonra istifanın ne kadar anlamı kaldığını bilmiyorum ama geç de olsa böyle bir tavrın alınmasında yarar var. İlk bilim kurulunun ilk toplantısında umarım istifa ederler toplu olarak ya da hiç değilse birileri. Ki Türkiye'de bilim insanları var hissi yeniden toplumda uyanır. Ama istifa edersek iktidar iyice keyfi davranıyor düşüncesindeymiş bilim kurulu üyeleri. Nasıl istifa ettiğinize bağlı. Öyle gerekçelendirirsiniz ki istifanızı, kurulda etkisiz eleman olarak durmanızdan çok daha büyük bir etkisi olur. Bakın istifa bir tutumdur, tavırdır. Tabii bir yanlış yaparsınız, istifa edersiniz. Bu başka bir şey. Ama istifa kurumu bundan ibaret değil. İstifa bir protesto amacı da taşıyabilir. Hatta daha azını söyleyeyim. İstifa bir mücadele aracıdır bazen ve son derece etkili sonuç verebilir. O zaman Soylu'nun istifasına, daha doğrusu kabul edilmeyen istifasına gelelim. Ne diyorsunuz, ne oldu? Dar anlamıyla istifanın öyküsüne dair bir soruysa bu da benim uzmanlık alanımın dışında kalıyor. Pazar gecesi AKP'nin iş dünyasına dair uzmanlığı olan gazetecileri, siyasetçileri bayağı dikkatle takip ettim. Çıkardığım sonuç böyle bir uzmanlığın olamayacağıdır. Ama insanlar büyük bir rahatlıkla, sanki 3-5 kişi kendi arasında bir değerlendirme yapıyormuş, sohbet ediyormuş gibi ilan ediyorlar tahminlerini, düşüncelerini, değerlendirmelerini. O yayın organından o yayın organına gidip bu işin aslı budur diyenler mi? Kesin bilgi diye uçuk kaçık şeyleri ortalığa dökenler mi? Açıkçası çok üzücü. Değer verdiğim bazı isimlerin aynı tuzağa düştüğünü gördüm. İstifa kabul edilmedi. Herkes dediğiyle kaldı. Ama sonuçta önemli bir gelişme. Bunun üzerine bir değerlendirme yapmak gerekmiyor mu? Zamanlama siyasetin en önemli unsurlarındandır. Ama zamanlama ustalığı her zaman ilk davranmak değildir. Zamanlama ustalığı en uygun ve doğru zamanda tavır almak, hareket etmektir. Açıkçası burada siyaseti, bilimi, sanatı, medyayı içine alan bir kültürden, çürütücü bir kültürden söz etmek gerekiyor. Yani sosyal medyadan söz ediyorum. Sosyal medya kültüründen. Önce ben haber vereyim, önce ben teşhis koyayım. Ya bilirsiniz yarışma programları vardır. Sorunun yanıtını bilen yarışmacı önündeki zile basar hızlı. Ama bazen yarışmacılar ne diyeceklerini bilmeden basarlar o zile. Sonra da şaşırıp kalır ya da saçmalarlar. Burada da aynısı. Bakın Soylu'nun istifasının dinamikleri zaten biliniyor. Başarısız olan, irtifa kaybeden bir iktidar var. AKP içinde şiddetli bir mücadele var. Somut olarak bir sokağa çıkma felaketi var. Bunlar uydurma değil, bunlar gerçekler. Biliyoruz bunları. Ancak dar anlamıyla Soylu'nun istifasının öyküsünü hala bilmiyoruz. Ha, bu bir gazetecilik konusudur. Takip edilmesi gerekir, araştırılması gerekir. Ama gördüm ki Türkiye'de bu öyküye tamamen hakim bir gazeteci de yok. Bir yerden sonra önemi bulunmuyor bunun. Bir siyasetçi, Türkiye Komünist Partisi'nde sorumluluk üstlenen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Pazar gecesi biz bir açıklama yapmak için, bırakın açıklamayı, bir değerlendirme paylaşmak için bekleme kararı aldım. Zaten hem hükümetin salgın politikalarına ilişkin hem de özel olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin söyleyeceklerimizi söylemişiz. Evet, İçişleri Bakanı'nın istifası önemsiz değil. Ama dar anlamıyla bir istifa öyle üzerine balıklama atlanacak bir konu da değil. Nedenleri, niçinleri önemli. Bir toplumsal olay gelişir, çok hızlı değerlendirme yapıp önderlik etmeniz gerekir. Burada zaman kaybedemezsiniz. Ama AKP'nin içindeki bir gelişme için biraz beklemekte yarar vardır. Ayrıca ne kadar önemli olursa olsun iktidar partisinin içindeki gelişmeler eğer açık bir toplumsal tepkinin ürünü değilse bizi o kadar da ilgilendirmemeli. Bazen sessiz kalmak, vakur bir duruş sergilemek gerekir. Çok sevdiğim bir müzisyen benim için en değerli nota S'tir demişti. Yani boş nota, sessizlik. Eğer sessizliğe gömülmüyorsanız, tepkisiz kalmıyorsanız sürecin tamamına, kısa süreliğine konuşmamak da bazen anlamlıdır. Ama Soylu toplumsal tepkilerin ürünü olarak istifa etmedi mi? Ya da eder gibi yapmadı mı? Kısmen. Evet, ciddi tepki çıktı ortaya ama Süleyman Soylu'nun sadece bu tepkiler nedeniyle bu adımı attığını düşünmek saçma olur. Ayrıca istifa hamlesinden sonra Soylu daha mı zayıf, daha mı güçlü bu sorunun yanıtını az önce sözünü ettiğimiz uzmanlarımıza bırakalım. Toplamda AKP zayıflıyor. Bu bir süreç.
Bu Soylu'yu da kapsıyor. Ama sadece istifayı değerlendireceksek Süleyman Soylu'nun bundan nasıl etkilendiği gerçekten çok tartışmalı. Bir de toplumsal tepki deniyor. Açıkçası bu sosyal medya tepkileri tamamen değersiz değil elbette. Ama hayatın kendisi de değil. Gerçekten toplumsal bir tepki çıkmış olsa ortaya, yani etkili bir tepki çıksa ortaya çok farklı gelişmeler yaşanırdı. Bir de Süleyman Soylu'nun temsil ettiği güçleri hafife almamak gerekiyor. Tamam, iktidar partisi AKP zayıflıyor, panikliyor ama Türkiye'nin mevcut siyasi dengelerinde İçişleri Bakanı'nı iktidar bloğunun zayıf halkası olarak görmek pek mantıklı değil. Burada keseyim. Dediğim gibi bir noktanın ötesinde AKP uzmanı gibi konuşmak istemiyorum. Dahası AKP uzmanı olmak istemiyorum. Peki. O zaman şunu sorayım. Sokağa çıkma yasağındaki beceriksizlikten sonra talep ne olmalıydı sizce? Taleplerimizi zaten söyledik şu ana kadar. Sokağa çıkma yasağında ortaya çıkan beceriksizlik, salgının başından beri emekçi sınıfları riske atıp sermayenin çıkarlarını kollamadaki beceriden daha yakıcı, daha önemli değil ki. Taleplerimizi söyledik. Bunlar yalın, sade bir toplumsal programa da dönüşecek kısa süre içinde. Ha, şu veya bu tasarrufundan sonra hükümetin istifasını istemek doğal. Ancak bu iktidar başından beri, yani aşağı yukarı 20 yıldır bu talebi hak ediyor. Önemli olan alternatifi oluşturmak. Hızla, net bir program etrafında emekçi halkı örgütleyerek. Yoksa diyelim ki Soylu, yalnızca Soylu değil, hükümetin tamamı biz çok ayıp ettik, sorumluluk hepimizde, istifa ediyoruz dese sorunlar çözülecek mi? Tamam, böyle bir gelişme olduğunda Türkiye Komünist Partisi halkın hızlı bir biçimde seçenek üretmesi için olağanüstü bir çaba harcayacak. Zaten büyük dönüşümler hızlı gelişen krizlerle gerçekleşir. Bununla birlikte eğer mevcut dengeler üzerinden bir değerlendirme yapacaksak hükümetin istifasının tek başına ülkenin sorunlarına çözüm getireceğini düşünmek saçma olur. Örnek vereyim. Soylu'nun istifa ettiği saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında gündemle ilgili değerlendirmeler yapıyordu. Arada sırada izleme fırsatım oldu. Ana muhalefet partisinin lideri tamamen çökmüş, sınıfta kalmış, sağlık sistemimizi övüyordu. Evet, gerçek alternatifi hızla güçlendirmekten başka çaremiz yok. Yoksa bakan istifa eder, yerine gelen diğerini aratır. Nitekim pazar gecesi Süleyman Soylu'nun yerine geçecek 4-5 kişinin ismini dolaştırdı AKP uzmanları. Ölüm sıtma denklemi. Ha, AKP'nin içindeki her gerilim, her sürtüşme iyidir. O tabii ki ayrı. Son olarak sokağa çıkma yasağından hemen önce sokağa çıkanların yarattığı görüntüyle ilgili olarak yurttaşları suçlayan, eleştiren, hatta alay edenlerle ilgili ne diyeceksiniz? Gerçi konuyla ilgili bir yazı da kaleme aldınız ama yine de sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bir kez daha söylüyorum. Tartışılması gereken yurttaşların davranışı değildir. Bu şuna benziyor. Kalabalık bir yerde bomba var diye bağırıp sonra yaşanan panik sırasında ortaya çıkan trajikomik görüntüler üzerinden mizah yapmak gibi. Ayıp, saçmalık. Şimdi tabii anında bazı görüntüler, fotoğraflar hemen yayılıyor. Kavga, yumruklaşma gibi çok belirgin tuhaflıklar dışında kimi davranışlara odaklanılması siyasi ve insani olarak son derece yanlış. O görüntülerde hiç ummadığınız öyküler yatabilir. İşte koca bir çuval patates alan kişi belki bir apartmanın tüm için alıyordur o patatesleri. Markasının adını yeni öğrendiğim bir bisküviti elinde tutan bir yurttaşımız üzerinden derin analizler yapıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne acımasızlıktır? Çoklukla bu tür karelerde görünen gerçek pek örtüşmez. Sonra buna karşı o yurttaşımıza güzellemeler başladı bu sefer. Bunların tamamı saçmalık. Dediğim gibi çok şey söyledik bu konuda, uzatmaya gerek yok. İnsanlarımızı aşağılayan, hakaret edenlere de cevap verdi. Öte yandan bu garip tartışma kültüründen ne kadar fazla kişiyi dışarı çıkarırsak o kadar iyi. Şimdi hatırladım. Soylu'nun istifası sırasında sürmekte olan bir televizyon programında katılımcılardan biri gaz çıkarmış. Bu bayağı gündem oldu. Bu nasıl iş diye tepki gösterenler, saygısızlık diyenler. Katılımcılar zaten bilindik tiplerdi. Onlara ilişkin haklı eleştirileri bir de gaz çıkarmayı eklemişler. Burada ne siyasi mücadele var, ne mizah var, hiçbir şey yok. Bu kültürün dışında kalmak zorundayız. Geçen hafta sona sakladığımız Reşit Beybutov şarkısı çok beğeni topladı. Bu haftada benzer bir kapanış yapalım mı? Elbette güzel oluyor. Müziksiz, daha doğrusu sanatsız hayat olmaz. Sanatsız mücadele de olmaz. Ancak bir sorun var, telif sorunu. Bu nedenle bize telif sorunu yaratmayacak şarkıları kullanmak zorunda kalıyoruz. Türkçe ezgiler kullanmakta da bu açıdan bir sıkıntı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Geçen hafta Azerbaycan'dan bir ezgiydi. Şimdi isterseniz Yunanistan'a gidelim ve iç savaş şarkılarından birisini dinleyelim. O zaman Petros Pandis'in söylediği Melia Saguara şarkımızı dinleyip programımızı kapatalım.
Kemal Okuyan, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Koronasız ve sömürüsüz günler için mücadeleye devam. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά, και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Θα'ρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα'ναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programı sona erdi. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşmek üzere.